arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle çok güzel yazlık bir bluz çalışması yapacağız dilerseniz bu bluzumuzu süveter olarak da çalışıp aynı şekilde kullanabilirsiniz tamamen zevkinizi göre Evet, süveterimizi ya da yazlık bluzumuzu örmek için e, istediğimiz yaş grubu için çekeceğimiz zincirin üzerine kutu, kutucuklarımızı şu şekilde hazırlayarak modelimizi yerleştiriyoruz. Modelimizi hem önde hem de arkada aynı şekilde kullandık. Bakınız ortaya iki tane modelimizi yan yana yerleştirdik. Hemen kenarlarına trabzanlarımızı daha sonra modellerimizi birer birer yerleştirdikten sonra yine aynı sayıda. Bu öndeki trabzanlarımızdan yerleştirdik ve arkaya da aynı şekilde modelimizi kurduk. Evet burayı arka olarak kullanıyoruz. Burasını ön olarak belli bir yüksekliğe kadar ördükten sonra yakamızı V olarak örmeye başladık. Önce omuzumuzun birini sonra diğer omuzumuzu ördükten sonra arkamızı da tamamladık. Bakınız arkadan da yine omuz paylarımıza bir derinlik koyduk. Arka derinliği olarak en son kenarlarımızın kirpikleri ve belinin zinciri ve minik çiçeklerimizi de tamamladıktan sonra e, bluzumuz kullanılmaya hazır hale geldi. Şimdi ölçüsüne bakalım. Önce boyunun ölçüsünü alalım. 33 santim. Boyumuzun ölçüsü yani uzunluğu 33 santim. Eline bakalım kol altından kol altından baktığımız zaman 30 santimde kol altından genişliği. Evet 2 yaş ya da 3 yaş civarı çocuklarımızın rahatlıkla giyebileceği bir ölçü bu ölçümüz. Tığımız kalın olduğu için örgümüzün boyutu biraz büyük düştü. Eğer daha küçük yaş grubu için öreceksek aynı ölçüler iki ya da iki buçuk numaralı tığlarla bir yaş grubu, bir buçuk yaş grubu çocuklarımız için olabilir. Yani elinizin sıklığına göre aslında ölçümüz çok büyük bir ölçü değil ama tığ numaramız büyük olunca örgümüz de haliyle ona göre büyük bir çalışma şeklinde oldu. Onun için öreceğiniz tığlar ve ipleriniz örgünüzün büyüklüğünü ve küçüklüğünü etkileyecektir. Lütfen onları göz önünde bulunduralım. Örgümüzün ölçüsü biraz önce de ölçtüğümüz gibi bundan ibaret. Evet, kolay gelsin diyerek hemen Örgümüze başlayalım. Kolay gelsin. Evet, modelimize başlamadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bakınız modelimizin burası arkası. Hem arkanın tam ortası çift olarak gidecek hem de modelimizin ön kısmı çift olarak gidip V'sini ayıracağız hem sağımıza hem solumuza. Şöyle bir e, şablonumu çizdim bakınız. iki tane modelimiz tam orta için. Bakınız buraya arka yazdım. Her ikisi de zaten eşit. Ön için İki tane modelimiz aralarda onar trabzanımız var. Bakınız iki tane modelimiz yan yana aralarda her iki kenarında onar trabzanımız ve hemen yanımızda bir tane modelimiz var. Ve hemen yine 10 tane trabzanımız gelecek. Şöyle baktığımız zaman tekrar modelimiz 10 trabzan ve karşılık yani çift olan modellerimiz karşılıklı denk gelecek. Şöyle bıraktığımız zaman bakınız şöyle çevirdiğim zaman bakın. Birer model sağında ve solunda, birer model sağında ve solunda, yanlarında ise onar tane trabzanlarımız mevcut. Evet, daha büyük örmek istersek 8 tane kutu her büyütmemiz için lazım. Şöyle görelim, bakınız. Aşağıdaki kutudan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane kutu hazırlayıp, yalnız bir tane kutu olmaz daha fazla hem önümüz hem arkamız için öreceğimiz için modellerimizi çift olarak ayarlamamız gerekmekte. Buna da lütfen dikkat edelim. Buradaki gerekiyorsa ki trabzan sayısı fazlaysa fazla olduğu gibi geliyorsa daha az istiyorsanız daha az da yapabilirsiniz. Daha çok da yapabilirsiniz. Tamamen kendi zevkinize göre ayarlamalarda bulunabilirsiniz. Hatta şöyle bile yapabiliriz. Eğer birazcık daha yaşı büyük çocuklarımızı örmek istiyorsak daha da büyütüp kafamız karışacak derseniz şayet buradaki aradaki trabzan sayısını daha fazlalaştırıp bu düzen üzerine devam edebilirsiniz. Yani ikişer model önümüz arkamız kenarlarda birer tane şuradaki trabzan sayımızı 16 14 ne kadar gerekli görürse o kadar artışını yapabilirsiniz. Evet bu kadar ee, anlattıktan sonra umarım daha e, detaylı bir şekilde örerken yardımcı olmaya gayret edelim. Evet başlayalım. Evet örgümüzü başlamak için Nako'nun Luxe Minnoche Baby ipini kullanıyorum. %50 polyamid %50 premium akrilikten oluşmakta ipimiz. Renk numarası 11198, 100 gram ve 336 metreden oluşuyor. Bu ipimizi örmek için 3 numara tığımı kullanıyorum. Çünkü öreceğimiz model e, sımsıkı değil, biraz böyle kabartılı olan bir model olduğu için biraz daha büyük tığları kaldırmakta. Dilerseniz e, ipinize göre daha büyük numaralarda kullanabilirsiniz ipiniz kalınsa. İnce ise tabii ki daha ince uçlu 2,5 numaralı tığları da tercih edebilirsiniz. İpimi içeriden çıkardım ve zincirimi çekmeye başlıyorum. Bir tane düğümümü atıyorum. Bunu zincirimizden saymıyoruz ve zincirimizi çekmeye başlıyoruz. Çok sıkı, sıkı değil normal ölçülerde zincirimizi çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 110 zincir çekelim ve görüşelim. Zincirimi tamamladım. Hemen ölçümüze bakalım. Tığımızın yanından itibaren ölçüyorum ve tığımı şöyle ittiriyorum. Sadece ittiriyorum. Bakınız hiç müdahale etmiyorum. Şu şekilde düzelttiğimde sadece 44. Eğer e, düzgün bir şekilde şuradaki kıvrımları da alacak olursak 45 santim zincirimizin ölçüsü. Şimdi bunu kocaman bir yuvarlak haline getirelim. Süveterimizi tüm parça şeklinde örmeye başlayalım. Dilerseniz süveter, dilerseniz yazlık bluz olarak kullanılabilen güzel bir model öreceğiz. Düzelttikten sonra bakınız. Atıyorum. 1. 2 ve 3. 3 tane zincirimi çekiyorum. Bir tane daha ilave ettikten sonra bir zincir atlayıp ikinci zincirin içerisine başını dolayarak batıyorum. Şöyle bakınız. Bir tane zincir çekiyorum. Bir atlayı. Yanındakine batıyorum ve bir tane kutucuğumuzu oluşturuyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir atlıyorum diğer zincir yuvama batıyorum bir zincir çekip bir atlıyorum sıradaki zincirin içerisine giriyorum bir tane zincir bir atlıyoruz diğerine batıyoruz bir tane zincir bir atlayıp diğer zincirimize batma şekliyle kutucuklarımızı oluşturalım İlk sırada tamamen kutucuk olarak bütün zincirlerimizi bitirelim. Zincirimizin üzerine kutucuklarımızı ayarladık. Şu an 56 tane kutucuğumuz hazır. Şu şekilde bakınız. Açtığım zaman gayet e, genişlemekte. Üzerine modelimizi ördükçe yine bu şekilde geniş bir ölçüsü olacak. Evet trabzanımızı örmeye başlayalım 3 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 tığımın başını doluyorum hemen bir tane zincirimin içerisine bir trabzanımı örüyorum 2 tane trabzanım oldu zincir trabzanın üzerine örüyorum tekrar zincirimin içerisine giriyorum trabzanımın üzerine buradaki minik gördüğümüz gözlerin içerisine örelim 5 tane trabzanımı ördüm. 1 tane kutu atlıyorum. İkinci kutunun içerisine bakın zincir çekmeden 6 tane trabzanımı örüyorum. Bir defa başını doluyorum. Bakın bir kutu atladım. Diğer kutunun içerisine bir defa başını doladım. Fakat 3 defa da alıyorum. 1, 2, 3. Tekrar 1, 2, 3. Toplamda 6 tane olana kadar 3 defada alalım trabzanımızı. 1 2 3. Bir defa doluyorum. 1 2 ve 3. Son trabzanımı örüyorum. Toplamda 6 tane trabzanımı ördüm. Bakın 5 trabzanımızı bir kutunun içerisine bir trabzan üzerine ördük. Bir tane kutumuzu atladık. Sıradaki kutunun içerisine 6 tane trabzanımızı üçer defa ördüm. Ve şimdi hemen solundaki kutucuğu da atlıyorum. Yanındaki diğer sıradaki kutunun içerisine zincir çekmeden tığımın başını doluyorum. Ve bir tane trabzanımı örerek başlıyorum. Ve ikili trabzan olarak örüyorum. Bir tane trabzanımın üzerine bir tane zincirimin içerisine bir tane trabzan üzeri ve bir tane zincir içine 10 tane olacak şekilde trabzanlarımızı örüyoruz. Şöyle bakalım. Bakın bir tane zincir içerisine bir tane trabzanımızın üzerine toplamda 2, 4, 6, 7 tane ördüm. 8. zinciri trabzanımın üzerine örüyorum. 9. zincirin içerisine ve 10. trabzanımı da örüyorum. Ve tekrar 10 tane trabzanımı ördükten sonra buradaki 6 trabzanımızın aynısını örüyoruz. Bir tane kutuyu atlıyorum zincir çekmeden. Tığımın başını bir defa doluyorum. Burayı atlıyorum. Bir sonraki kutunun içerisine trabzanımı 3 defa alarak örüyorum. 1, 2 ve 3. 6 tane olana kadar aynı şekilde örüyoruz. 1, 2 ve 3. 1 2 3 1 2 3 5 tane oldu. 6.yı da 3 defa alarak örüyorum. 6 tane trabzanımızı bu şekilde ördükten sonra şimdi sol taraftaki kutuyu da boş bırakalım ve ikili trabzan şekliyle diğer şuradaki elimi tuttuğum kutumuzdan örmeye başlayalım. Araya zincir çekmiyorum. Tığımın başını doluyorum. Kutumuzu atlıyoruz. Diğer kutunun içerisine batıyorum. Bakınız burayı atladım. Diğerinin içerisine gelerek batıyorum. Ve ikili trabzan şekliyle örüyorum. Bir zincirin içerisine bir trabzanımı bir zincir içerisine toplamda 10 tane olana kadar örüyorum. Şöyle bakalım. 2 4 6 ve 8 bir tane daha kutumuzu örmemiz gerekiyor. Evet. Şöyle bakalım. 2 4 6 8 ve 10. Şimdi buradaki yaptığımız modelimizin aynısını tekrar ediyoruz. Tığımın başını doluyorum. Bir tane atlıyorum kutuyu. Diğer kutunun içerisine girerek batıyorum ve başlıyorum. 1 2 3 6 tane olana kadar 3 defa da trabzanlarımızı örüyoruz. 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ve son trabzanımı örüyorum. 3 6 tane trabzanımızı ördük. Şöyle baktığımız zaman bakınız burası modelimizin Tam ortasına olabilecek kısmımız şöyle bakınız. Burayı ortası olarak düşünmek istiyorum ve hazırlamak istiyorum. Onun için buradaki trabzanımın yanına bir tane daha aynı gruptan örmek istiyorum. Onlu trabzan değil, iki tane yan yana buradaki çalışmamızın aynısını yapmak istiyorum. İki tane zincirimi çekiyorum, bakınız. Hiç zincir çekmemiştik, hemen trabzan'a geçmiştik. İki zincirimi çektikten sonra solunda bir kutu boşluk bırakıyorum ikinci kutunun içerisine gelerek batıyorum. Tekrar iki tane zincirimi çekiyorum. Yine bir tane kutu atlıyorum. Diğer kutumun içerisine buradaki çalıştığım altı tane trabzanımızı üçer defa alarak örmeye başlıyorum. Bakın bir tane atladım. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, 2 3 ve devam ediyorum 1 2 3 1 2 3 3 er defa alıyorum kaç tane olduğuna bakıyorum 5 6. örüyorum Evet herhangi bir yere batmadan şöyle görmek istiyorum Burası modelimizin tam ortası önünün ortası iki modelimizin yan yana gelmesi gereken bölümümüz Şimdi buradan sonraki kısımda yine buraya kadar ördüğümüz şekliyle örüyoruz. Zincir çekmiyorum. Bir tane kutuyu atlıyorum. Diğer kutunun içerisine trabzanımla başlıyorum. Trabzan üzeri 10 tane trabzanımı örüyorum. Bir zincir içerisi bir trabzan üzeri zincir içerisi ve trabzan üzeri ikili olarak trabzanlarımızı 10 sayısına ulaştırıyoruz. Sayalım 2, 4, 6 ve 8, 9 ve 10. Toplamda 10 tane trabzanımız oldu. Bakınız modelimizin ortası 10 trabzan. Şimdi tığımın başını doluyorum. Bir kutu atlıyorum. Diğer kutunun içerisine 6 tane trabzanımı yerleştiriyorum ama 3 defa da çekiyorum trabzanımı 4 5 ve 6 6 tane trabzanımı ördükten sonra bir kutu atlıyorum diğer kutumun içerisine gelerek trabzanımı örüyorum ve ikili olarak başlatıyorum ve sıramızın sonuna kadar bu şekilde örerek ilerleyelim 10 tane trabzan bir tane altılı grubumuz ve kenarlarında şöyle gösterelim. Bakınız kenarlarındaki birer kutumuz da boş olsun şöylece. 10 trabzan birer kutu bakınız yanlarında boş çünkü bu altının açılımı için burada yığılma olmaması adına birer kutumuzu sağından ve solundan boş bırakıyoruz. Evet sıramızın sonuna kadar tamamlayalım. Sıramızın sonuna doğru yaklaştık. Bakınız modelimizin ön merkez kısmında iki tane modelimizi yan yana örmüştük. Tam arkasında bu modelimizin tam arkasında yine aynı şekilde her ikisini yan yana yerleştireceğiz. Bir tanesini ördüm. İkincisini yine birlikte örelim. Bir ve iki tane zincir çekiyorum. Bir kutu atlıyorum. Diğer kutumun içerisine gelerek batıyorum. Tekrar iki tane zincirimi çektikten sonra bir tane kutu atlıyorum, diğer kutumun içerisine gelerek atıyorum. Bir, altı tane olana kadar üçer defa çekerek örüyorum. İki, dört, beş ve altıncıyı da örüyorum üç defada. Evet, şimdi bir tane kutumuzu atlıyoruz diğer kutumun içerisine batıyorum başlangıçta 5 tane trabzanımı örmüştüm buradan da 5 tane trabzanımı örüyorum 2 3 4 ve şuraya batıyorum 5 ve en son 3 zincirimle başladığım yere gelerek batıyorum ve birleştirmemi yapıyorum şöyle görelim Modelimizin önünde ve arkasında ikişer tane modelimiz var. Bakınız şöyle bakalım şu ipimi kurtarmak istiyorum daha düzgün görünsün evet ikişer tane modelimiz tam birbirinin denginde bir tane model önümüzde bir tane model diğer sağ tarafta bakınız arkaya çevirdiğimiz zaman yine arkada da aynı eşitliği sağlıyoruz. Bir tane model sol tarafımızda, bir tane model sağ tarafımızda tam eşit bir şekilde her ikisini de modellerimizin yerleştirdik. Evet daha büyük ölçülerde yapacağımızda da model sayımız 1, 2, 3 fazlalaşabilir ya da aradaki trabzan sayısının daha az ya da daha fazla yapabilirsiniz. Önemli olan önümüzle arkamızı şu şekilde eşitleyelim. Her iki modelimizi önde de arkada da eşit miktarda ayarlayarak yerleştirelim. Evet şimdi ikinci sıramızı örmeye başlayalım. Arkamızın tam orta yerinden başlıyoruz. 5-5 olarak ayarlamıştık. Ve de geçişlerimizi lütfen böyle düz trabzanlarımızın olduğu yerlere ayarlayalım ki daha rahat geçişlerimizi yapalım. 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. 3 zincirimi çektikten sonra trabzanlarımın birer birer üzerinden örüyorum. Bakınız düz trabzanlarım her zaman düz olarak örülecek. Herhangi bir işlem yapmayacağız. Kol altına kadar dümdüz devam. Trabzanlarımı ördüm. Bakınız 5 tanesini önce 5 tanesini sonra örecektik. 6 trabzanımın olduğu yere geldim. Burada tığımın başını doluyorum. 6 trabzanımızın her bir trabzanın ardından giriyorum. Birinci trabzanımdan başlıyorum. Bakınız şu şekilde tığımın başını doluyorum. Zincir çekmiyorum. Trabzanımın ardından şöyle yandan bakın girdim ama arkadan. Trabzanıma tığımın sırtıyla itiyorum. Ve çıkıyorum. Bakınız şöyle da ittim ve çıktım. İpimi alıyorum bu aradan. Bir ve iki. iki defa da örüyorum. Altı üç de örmüştük. Bakınız üstü iki de örüyoruz. Tığımın başını tekrar doluyorum. 6 tane trabzanımızın her birine aynı işlemimizi tekrar ediyorum. Arkasından giriyorum. Önden çıkıyor. Bakınız tığımın başı trabzanımı itiriyorum. Bakınız şu şekilde. İpimi alıyorum. Doladığım ipi 1 ve ilmeği götürdüğüm ipi 2 defa da alarak örüyorum. Tekrar ardından 6 Altı trabzanımızın altısına aynı işlemimizi yapıyoruz. 3'er 3'er ördükten sonra bakınız 3 tanesini ördüm. Araya 2 tane zincirimizi çekiyoruz. Tekrar tığımın başını doluyorum. Geride kalan 3 tane trabzanımı da aynı şekilde ardından giriyorum. 2 trabzan şekliyle örüyorum. 1 ve 2. Tekrar Ardından giriyorum. Son 3'ü örüyorum. İlk 3 ve son 3 2'ye ayırıyoruz. Ardından Evet, 6 tane trabzanımızı ikiye böldük. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan olarak ardından girerek ördük ve buradaki güzel kabartımızın oluşmasını sağladık. Modelimize güzel bir hava katan e, kısım Burası zaten şu kısım. Onun için burada 3 defa alıyoruz. Yukarıda 2 defa alıyoruz. Bakınız burada kıvrılıyor şu kısma doğru. Herhangi bir şekilde boyut farkı da olmuyor. Yandaki ikili trabzanlarımızla. Evet şimdi araya tekrar zincir çekmeden 10 tane trabzanımı tepesine batarak örüyorum. 1 2 Hiç işlem yapmıyorum. Evet bakınız şu şekilde birer birer 10 trabzanımı örüyorum. Sayalım bakınız 2, 4, 6, 8 ve 10 zaten üst üste ördüğümüz için herhangi bir şekilde hiç ne eksik ne fazla oluyor. Direkt örebiliyoruz. Tığımın başını doluyorum. Şimdi 6 tane trabzanımızın biraz önceki yaptığımız gibi 3-3 ayırıyoruz. Ortaya iki zincirimizi çekiyoruz ve alırken ardından alıyoruz. Araya zincir çekmiyorum. Tığımın başını doluyorum. Ardından giriyorum. Bakınız ilk önce tığımın başını doladım. Ardından giriyorum. 1 ve 2. Birinciyi ördüm. İkinciyi ördüm. Ve üçüncü trabzanımı da ördüm. Üç trabzanımı ördükten sonra araya iki tane zincirimi çektim. Sonrasında yine kalan 3 tane trabzanımı da aynı şekilde ardından giriyorum. 1, ardından 2 ve ardından giriyorum. 3, üç. üçer içer böldüm. Ardından aldım ve araya 2 tane zincirimi çektim. Şimdi aradaki 10 tane trabzanımı örmeye başlıyorum ve bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Ama ortada sizlerle birlikte olalım. Tam ortadayım bakınız. İki tane modelimizin olduğu yerdeyim. Birinci modelimizi aynı şekilde ördüm. Şimdi ikinci modelimize geçmek istiyorum. İkinci modelimize geçişimizde herhangi bir şekilde zincir çekmiyoruz. Hiçbir şey çekmiyoruz. En son trabzanım ördüm. Tığımın başını doladım. Yine 6 tane olan trabzanımı 3-3 arkalarından alıyorum. 1 yine arkasından 2 3. örüyorum. Araya zincir çekmedim bakınız. 2 tane zincirimi araya çektim kendi grup arasına ve kalan 3 tane trabzanımı da aynı şekilde örüyorum. 1 2 ve ardından alıyorum 3. Evet, ortamız ve arkamızdaki tam iki modelin yan yana olduğu kısmı bu şekilde örüyoruz. Araya zincir çekmeden hemen üçer üçer ayırıp kendi arasındaki sadece iki zincirimizi çekiyoruz ve bu sıramızı bu şekilde örerek tamamlayalım. Modelimizi tamamladık ve sıramızın başına geldik. Şimdi modelimizi tekrar altı trabzan, altı trabzan ön kısımlarımız için. Aradaki 10 trabzanlarımız tekrar modelimizi 6 trabzanımızı 3'er defa örerek 10 trabzanımızı 2'şer defa da örerek e, tamamlayacağımız sıramızı tekrar ediyoruz. Üzerine ise 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımızı ardından girerek örüyoruz. Her iki sırada modelimiz tamamlanıyor. Şu görmüş olduğumuz iki sırada. Şimdi altılı grubumuzun olduğu yere başlayalım ve belli bir büyüklüğe gelene kadar sıralarımızı birbiri ardınca örmeye devam edelim. 5 trabzanımızı örmüştüm. Hemen zincirimin üzerine batıyorum. Ve 5 tane zincirimi, 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve trabzanlarımı birer birer örüyorum. 3 4 ve 5. 5 trabzanımı ördükten sonra bakın tam ortadaki iki zincirimin olduğu yere tığımın başını bir defa doluyorum ve geliyorum 6 tane trabzanımı 3 defa da örüyorum. 1. Bakın 3 defa alıyorum. Bir defa doluyorum. Birer birer örüyorum. Toplamda 3 defa da çekiyorum. Şöyle yavaş yapalım. Bakınız bir defa. 1 2 3 bir daha çıktım başıma 1 2 ve 3 toplamda 6 tane ördükten sonra tığımın başını doluyorum aradaki 10 trabzanımın üzerine batıyorum şuradaki 3 trabzanıma batmıyorum hemen arayı oluşturan 10 trabzanımın üzerine geliyorum ve örüyorum 1 ve trabzanımızın araya değil şuradaki minik gözlerin içerisine Giriyorum ve sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Bir sıra altı trabzan. Daha sonra üzerindeki üçer üçer ayırdığımız trabzanlarımızı örelim ve biraz büyütelim. İstediğim ölçü gelene kadar örmeye devam ettim. İki sırada modelim tamamlanıyordu. Şöyle bakalım. Şu kavartılı kızım bir olarak sayalım. Aslında çift. Bir, iki, üç, 4, beş. 6, 7, 8, 9. 9 sıra ördük çift olarak. Ölçümüze bakalım. Tığ numarasını büyük kullandığımız için bakınız ölçümüz hemen fark ediyor. Şu şekilde ölçtüğüm zaman 19,5 santim. Neredeyse 20. Enine bakalım. Enine de şu şekilde baktığımızda 30 santim de enimiz. Şimdi e, tam orta ve arkadaki ortamız görüyorsunuz. Her ikisi aynı. Kenarlarda birer var. Şimdi şöyle işaretlerim var. Yanlardaki 10 tane trabzanımızın 2 tanesini buradan modelimizin olduğu kısmı ayırdık. Diğer taraftan yine iki tanesini modelimizin olduğu kısmı ayırdık. Şu aradaki görmüş olduğumuz kısmı kol altı olarak kullanacağız. Yine bu şekilde bu tarafta da aynı şekilde yaptık. İki tane modelimizin yanında iki tane trabzan modelimizin yanında ayırdık. Şurası önümüzdü. Diğer taraf arka bakın. Zincirden oluşan trabzanımızın olduğu bölümümüzü arkaya bırakalım. Ve şimdi önünü örmeye başlayalım. İpimi kopardım gördüğünüz gibi. Evet önceden tam tur örüyorduk. Şimdi tam tur örmeyeceğiz. Önce önümüzün bir bölümünü öreceğiz. Sonra diğer bölümü örerek başlayacağız. Şimdi işaretimizi olduğu yere kadar örmeye başlayalım. Bakınız önümüzü tam modelimizi ortadan ikiye ayırarak örelim. Bir tane zincir çekerek ipimi ipimi tığıma bağlıyorum. Hemen ortaya batıyorum. Bakınız şuradaki her iki modelimizin tam ortasına batıyorum. İkişer zincir çekerek batmıştık. Bakınız her e, sıramızda buraya gelerek batıyorum ve başlıyorum. 1 2 ve 3. 3 tane zincirimi çekiyorum. İpimi yarımlamamak için düzeltiyorum. 3 zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum ve başlıyorum. 1 2 3 aynı şekilde örüyorum. Şimdi V olarak ayıracağız. O yüzden buradaki kısmı daha sonra öreceğiz. Burayı şimdi başladık. 2 4 5 ve 6. 2 tane de zincirimi ilave ediyorum. Tığımın başını doluyorum. Birinci trabzana değil ikinci trabzana batarak içeriye doğru bir tane eksilmiş oluyorum. İkili trabzan şeklinde örüyorum. Normalde 10 tane trabzanımızı örüyorduk. Şimdi 9 tane trabzanımızı öreceğiz. Yakamızı güzelce V olarak düzenleyeceğiz işaretimin olduğu yere kadar ilerliyorum. Sadece trabzanları örüyorum. Bakınız trabzanlarımın sayısı 9 olması gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 9. Bir tane eksildiğimiz için. Şimdi tığımın başını doluyorum. Ortaya geliyorum. 1, 2, 3, 6 tane trabzanımı aynı şekilde örüyorum. Modelimi kuruyorum. 3 4 3 defa alıyoruz bakınız 5 ve 6 6. 6 trabzanı ördükten sonra bakınız şurada zincirimizi çekmiştik bir tane ileriye geçiş yapacağımız için burada zincir çekmemize gerek yok direkt model içerisinde ördüğümüz şekliyle örüyoruz tığımın başını doluyorum. 2 tane trabzanımı kenarda bırakmıştım. 1 ve 2. İşaretimin diğer tarafına geçmiyorum. Ön parça olarak burayı örüyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektikten sonra bakın şu şekilde görelim. Yakamızı şuradan itibaren ayırıyoruz. Bu kısım kolumuzun üzerine geçecek ön kısımlardan bir tanesi. Burası da kol altı olacak kısmımız. Şimdi örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak ikinci trabzanımı örüyorum. Tığımın başını doluyorum. 6 tane trabzanımız vardı. Bakınız her seferinde biz arkadan girip şuradaki kabartıyı oluşturuyorduk. Ama şimdi arka yönden öreceğim için ardından değil yandan girerek örüyorum. Örgümün arka yönünde olduğum için bu gövdeyi örerken hep düz yönde ördüğümüz için arkadan almıştık. Fakat şimdi bir ters bir düz yönden öreceğimiz için yandan giriyoruz ve şu kabartının öne düşmesini yine sağlıyoruz. Başlıyorum 1 ve 2 yine alıyorum 1 ve 2 iki. ikili trabzan şekliyle örüyoruz. 3 tane trabzanım ördüm bakınız öne kabartımı düşürdüm. 2 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar 3 tane kabartımı da yandan girerek öne düşürüyorum. Yani modelimizi bozmuyoruz. Tığımın başını doluyorum ve trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Birer birer trabzanlarımı örüyorum. Daralma işlemi yapacağım için en son trabzanımızı örmüyoruz. Bakınız son trabzanımı örmüyorum. Tığımın başını doluyorum. Yandan girerek üçer üçer trabzanlarımızı örüyoruz. 2 ve 3. 2 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar kalan 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3 1 2 3 örgümün yönünü çeviriyorum 3 tane zincirimi çektikten sonra bakınız şu şekilde modelimizi omuz kısmından götürmeye başladık şimdi örmeye devam ediyoruz 3 tane zincirimi çektim tığımın başını doluyorum hemen yuvamıza 6 tane trabzanımızı 3'er defa çekerek örüyoruz 4 tane oldu. 5 ve 6. 6 tane trabzanımızı tamamladıktan sonra içe doğru tekrar daralıyoruz. Bir trabzanım atlıyorum. ikinci trabzanıma batıyorum. Ama öncesinde iki tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doladım. Sıradakini atlıyorum. Bir sonraki sıraya girerek batıyorum ve trabzanımı örüyorum. Yakamızın V'sini oluşturuyoruz şu anda. Son trabzana varana kadar örüyorum. Şöyle görelim. Buradan tığımın başını doluyorum. 6 tane trabzanımı 3 defa da örüyorum. Şöyle bakınız. Sadece bu kısmı ördüğümüz için sık sık sıra gelecek. Altı trabzanım ördüm, zincir çekmeden tığımın başını doluyorum. Son iki tane trabzanımızı örüyoruz. Bakın, şurada iki tane olarak ayırmıştık. Halen kenardan 2 tane trabzan olarak devam ettiriyoruz. 1 ve 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum ve arkadan örmeye başlıyorum. Hemen trabzanımı örüyorum. Ve buradaki kabartımızı biraz önceki şu şekliyle bakınız öne düşürmek için yandan 3'er üçer, üçer örüyorum. Önce bakınız birinciyi örüyorum. 1 Bir, 2 ve 3 3 tane trabzanımı ördüm. Öne kabartımı çıkardım. 2 tane zincirimi çekiyorum. Diğer 3 trabzanımı da örüyorum. 1 2 ve 3 araya zincir çekmeden trabzanlarımı birer birer örüyorum bu taraftan giderken azalma yapmıyoruz kolumuzdan içeriye doğru giderken azalmamız yok sadece ön kısımdan içe doğru gelirken azalmamızı yapıyoruz trabzanlarımı örüyorum en son trabzanımı bakın şuradakini örmüyorum bir tane daha azaldım tığımın başını doluyorum hemen yandan giriyorum ve kabartılarımı 3'er üçer, üçer örüyorum 3 üç tanesini ördüm 2 zincirimi ilave ettim 3 trabzandan sonra tekrar 3 tane daha trabzanımı yandan girerek örüyorum 2 ve 3 örgümün yönünü çevirmeden 3 tane zincirimi çekiyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum şöyle görelim bakınız omuzumuza doğru oyuntumuzu artırdık şöyle açıldı omuzumuz ve daralmaya başladı şöyle ve devam ediyoruz aynı şekilde 3 tane zincirimi çektikten sonra altı trabzanımızı örelim ve birer birer hem gidişte hem de dönüşte daralalım Yakımızın hem içeriye giderken hem koldan dönerken buradaki 10 trabzanımızı birer birer azaltarak yukarıya doğru ilerledik. Bakınız hem gidişte hem de dönüşte daraldık. En son 2 tane trabzanımız kaldığı zaman daha sonra kesmelerimizi bıraktık ve 2 trabzan olarak yukarıya kadar çıktık. 3 trabzanımız var bak bakın burada 1, 2, 3, 4 ve 5 sırada 2 trabzanımızın olduğu sırayı örerek yukarıya kadar tamamladık ve diğer tarafı da aynı şekilde örmeye devam edeceğiz şöyle bakalım kolumuzun uzunluğu 13 buçuk santim asılırsak 14 olur ama asılmak istemiyorum yanıltıcı olmayalım şöyle 13 buçuk ile tamamladık şimdi diğer kolumuza da aynı şekilde başlayarak hem dönüşte hem gidişte kesme işlemlerini yapalım daralma işlemlerini ve bu şekilde tamamlamış olalım. Evet bir tane zincirimi çekiyorum. ve Bu kez buradan başlıyorum bakınız. Buradan başlarsam şu içteki kalan kısmı örgüm ters duracak. O yüzden kolumun hemen yanındaki iki trabzanın olduğu bölümden başlıyorum ve aynı şekilde örüyorum. Biraz önceki yaptığımız işlemimizin birebir aynını tekrar ediyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak hemen ikinci trabzanımı örüyorum. Bir ve iki trabzanımı ördüm. Tığımın başını doluyorum. Grubumun içerisine giriyorum ve modelimizi aynı şekilde oluşturuyoruz. Dört, beş ve altı. Bir, iki, üç, üçer defa alıyoruz. Altı trabzanımızı ördük. Ve devam ediyoruz aradaki trabzanlarımı birer birer örüyorum 1 2 3 hepsini örüyoruz aslında saymamıza hiç gerek yok son bir kalana kadar trabzanlarımızın sayısında herhangi bir değişiklik yok birer birer örüyoruz Evet son trabzanımız bakınız son trabzanımızı örmeden buradaki bakınız bölümümüze geçiyorum. Geçişimde kasmaması için iki tane zincirimi çekiyorum. Bakın burada geçişlerimizde hep iki zincirimizi çekmiştik. Tığımın başını doluyorum. 1, 2 ve 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 6 trabzanımızı 3 defa alarak tamamlıyoruz. 1, 2, 3. 6 trabzanımızdan sonra bakın hemen tığımın başını doluyorum. Buradaki şu görmüş olduğumuz 3 tane trabzanın en uç kısmından zincirle geriye dönüşümüzü yapmıştık. Şimdi buradan geriye dönmemiz hoş olmaz. O yüzden tığımın başını doluyorum ve üçüncü trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve güzel bir uyum içerisinde dönüşümü yapıyorum bakınız burada zincir burada yukarıdan indiğimiz için ikili trabzanımızı ördüm hemen 3 tane zincirimi çekiyorum örgümün arkasını çeviriyorum ve arkada olduğum için biraz önce bu yakamızda yani bu omuz kısmımızda yaptığımız gibi tığımızın başını dolayarak birer birer trabzanlarımızı örüyoruz 3 tanesini ördüm araya 2 tane zincirimi çekiyorum tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum 2 3 yaka tarafından omuz bölgesine doğru devam ettiğim için 2 tane zincirimi çekiyorum bir tane trabzan atlıyorum diğer trabzanımın üzerine batıyorum ve V'mizi bu şekilde kuruyoruz bakın bir tanesini atladım uç noktaya doğru modelimizi tıpkı bu taraf omuzumuzda yaptığımız gibi modelimizi daraltarak örelim. En son iki trabzanımız kaldığı zaman iki trabzanlarımızı da buradaki sayımıza uygun olarak örüp tamamlayalım. Her iki omuzumuzu da bitirdik. Şu şekilde çok güzel V'lerimizi ayarladık. Şimdi arkasını çeviriyoruz. Hemen modelimize başlamadan iki tane öncesindeki trabzanımızdan başlıyoruz ve modelimizi örerek devam ediyoruz. Aradaki trabzanlarımızı ve yine iki tane modelimizin dışından örüyoruz. Şu kalan kısımda her ikisi arasındaki trabzanlarımız kol altı oluyor. Modelimizin iki kenarı ve diğer modelimizin iki kenarı olarak başlayalım. Arayı aynı şekilde e, tamamlayalım ve bu kenarımızdan örmeye başlayalım. İstediğimiz ölçü gelene kadar modelimizin kurulumu üzerine bir ters bir düz yönden örüyoruz. Ön kısımlarımızı bitirdik. Şimdi bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen trabzanımın üzerinden başlıyorum. 1, 2, 3, 3 tane zincirimi çektim. İkinci trabzanımı örüyorum. Tığımın başında doluyorum. Herhangi bir şekilde hiç fazla işlem yapmıyoruz. Aynı şekilde yukarıya doğru büyütüyoruz. 4, 5 ve 6. 6 tane trabzanımı ördüm. Tığımın başını doluyorum. Hemen aradaki 10 tane trabzanımı örüyorum. Ve dönüşte de yine dışarıya kabartı olacak şekilde yandan alarak devam edeceğiz. Şimdi devam edelim. Dönüşü de başlatalım. Sonra biraz büyütelim uç noktamıza kadar geldim ve 2 tane trabzanımı ördüm şimdi dönüşümüzü yapalım 1 2 3 tane zincirimizi çekelim örgümüzün arkasını çevirelim hemen ikinci trabzanımızı ikili trabzan şekliyle örelim modelimizin kabartılı kısmının öne düşmesini istediğimiz için ve arka yönde olduğumuz için yandan şu şekilde girerek alıyorum ikili trabzanla 3 3 ayırıyorum 2 3 şimdiye kadar ördüğümüz gibi sadece kabartmamızın öne düşmesini sağlamak için yandan örüyoruz. 2 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar üç tane trabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3. Şöyle görelim. Aynen devam ediyor bakınız Hiç bozulmadı. Evet şimdi aradaki trabzanlarımızı örelim. Burada ortadaki tam 2 tane olan modelimizi yine 3'er 3'er ayıralım ve ilerleyelim. Şöyle biraz büyüttükten sonra tekrar görüşelim. Kolumuzun altından örmeye başladık. 1, 2, 3, 4. Tabii çift olarak sayıyoruz. Bakınız 4 tane sıramızı ördükten sonra çift olarak kestim. Diğer tarafı tamamladım. Bakınız 1, 2 ve de en üst yarım kısmını ördüm. Diğer tarafı da aynı şekilde bitirmiştim. Şöyle bakınız. Kabartıdan sonra ve bu kısmı tamamladım. Şimdi diğer kısmı sizlerle birlikte tamamlayalım. Şimdi ayarladığımız yerden örmeye başlayalım. 9. trabzanın üzerinden başlıyorum ve sona kadar devam ediyorum. 9. trabzandan başladım. Diğer tarafa doğru ilerliyorum. Dümdüz örüyoruz. Herhangi bir şey yapmıyoruz. Sadece Buradan örmelerimize devam ediyoruz. Altı trabzanımızı yine aynı şekilde örüyoruz. Modelimiz birbirinin tekrarı 9 olarak başlamıştık. Üst sırayı da dokuz olarak örüyoruz. Son iki sırayı ise sekiz 8, 8 örüyoruz. Şöyle geçişte güzel bir meyil vermesi için bu şekilde örüyoruz. İki sıra dokuzumuz, iki sıra sekizimiz. Burası aynı şekilde tamamlanacak. 2 sıra ördüm 9 9 olarak bakınız şöyle 1 ve 2 şimdi buradaki trabzan sayımızı azaltıyoruz bir tane örüyorum ikinciyi de örüyorum çekiyorum bundan sonra 8 olarak öreceğiz bu sıramız 8 oldu şimdi bir sonraki sıramızda 8 olarak örüp tamamlayacağız sıramızı tamamladım bakınız yanlardan aldım kabarttım 8 olarak da diğer trabzanımı ördüm. 2, 4, 6, 8 bir tane zincirimi çektim. Ve ipimi biraz uzatarak koparmak istiyorum. Dikişimizi buradaki ipimizde yapalım. Hemen omuzlarımızdan. Evet şimdi parçamızı tüm olarak bitirdik. Bakınız şimdi omuzlarımızdan dikişlerimizi yapalım. Ve kenarlarını minik minik tığlamalar çalışalım. İğnemi taktım ve omzumu düz yönden dikmeye başlıyorum. İpimiz şu kısımda kalmıştı. Her iki parçayı şöyle birbirine karşılıklı denk getiriyorum. İlmeğimizin arkasından birinci trabzanımın olduğu yere doğru gelerek batıyorum. Tekrar ikinci trabzanı ve üstten şu şekilde alıyorum. Tabi nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde dikmeniz en güzel sonucu verecektir. Karşılıklı üstten alalım. Şu şekilde bakınız gayet güzel olmakta. Üstten alıyorum. Evet sıramızın başına kadar bu şekilde dikerek ilerleyelim her iki omuzumuzu da diktikten sonra kenarlarımızı tığlamaya başlayalım. Bir tane zincir çekerek düğümümü atıyorum ve kolumdan başlıyorum şöyle altından giriyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum ve aynı yere batıyorum. Bir ileriye batıyorum. Bakınız bir atlıyorum diğer trabzanın olduğu yere batıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Batmış olduğum yerin ardına giriyorum. Ve ileriye batıyorum. Hemen dibine değil, biraz ileriye. 3 zincirimi çektim. Hemen ardına batıyorum. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Hemen dibine değil, ileriye. 3 zincirimi çekip batmış olduğum yerin ardına giriyorum ve minik minik kirpikler yapıyorum. Hemen değil bakınız. Bir ileriye 3 zincir hemen ardına ileriye batıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra ardına batıyorum. Bir ileriye batıyorum. 1 2 3 tane zincir hemen ardına batalım. Bu şekilde Üçer zincirimizi çekip birer trabzan ileri doğru devam edelim ve tamamen hem yaka çevresini hem de her iki kolumuzu bu şekilde örelim. Şu şekilde çıtı pıtı bakınız çok hoş oldu. Hem kolumuzun tamamına yakamızın çevresinde tamamlayalım görüşelim. Ruzumuzun alt kısmındaki kutucuklarımızı da aynı şekilde doldurarak tamamlayalım. Sadece kirpik yapalım. 1 2 3 3 tane zincirimi çektim. Aynı kutunun içerisine başlangıç olarak batıyorum. Ve bir sonraki kutunun içerisine geliyorum. 1 2 3 arkasına batıyorum. Bir sonraki kutumuza gelelim. 1 2 3 batıyorum. Sırasıyla bütün kutularımıza birer kirpiğimizi yaparak ilerleyelim. Önce batıyoruz. 1 2 3 zincir battığımız yerin ardına giriyoruz. Ve bu şekilde alt kısmında kirpiklerini tamamlamış oluyoruz. Alt kısmının kirpiklerimizi de tamamladık. Hemen zincirimi çektim bakınız. Her bir kutucuğumuzun arasından çekmiş olduğum zincirimi geçirmek istiyorum. Tam ortalı olarak başlıyorum. Bir tanesinden girip bir tanesinden çıkıyorum ve birer birer bu şekilde ilerliyorum. Bakınız bu şekilde ilerleyelim. Zincirimin ucunu koparmadım. Diğer ucunu başlangıç yerindeki zincirimi yürütüyorum. Diğeri durmakta bakınız şöyle. Bu uçtan çiçek öreceğiz. Bakınız şimdi ilerliyorum. Birer birer. Tığla takabilirsiniz. Dilerseniz çatal iğne gibi herhangi bir aparata da takıp bu şekilde yürütebilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Zaten küçük bir parça olduğu için ben hemen elimle geçirmeyi istedim. Evet. Uçtan diğer uca kadar takarak geldim bakınız birer birer atladım kutucuklarımızı ve geldim şu an uç noktamızdayız diğer zincirimizi çektiğimiz yeri e, koparmamıştım ucuna minik bir çiçek yapmak istediğimiz için birkaç tane daha zincir ilavesi yapmak istiyorum. Çiçeğimizi yapmaya başlayalım. 1, 2, 3. Üçüncü zincirimizin içerisine gelerek bir tane trabzanımızı örelim. Zincirimizle birlikte iki tane trabzanımız oldu. 3, bakınız bir tane zincir, iki trabzan ördük. Ve üçüncü trabzanı örüyoruz. Başlangıçtaki zincirde. 3 trabzanımı ördükten sonra 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum. Batıyorum. 2 tane zincirle tekrar çıkıyorum. 3 trabzan daha ilave ediyorum. 1 2 3 2 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Bakınız 2 tane çiçek yaprağımızı çalıştık. 3. çiçeğimiz için 2 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar 3 tane trabzanımı çalışıyorum. 1 2 ve 3 3 tane trabzanım ördüm tekrar 2 tane zincirimi çekiyorum ve dibine batıyorum. Dilerseniz bir tane daha çiçek çalışması yapabilirsiniz bir zincirimi çektikten sonra şöyle zincirimin diğer yanından geçiyorum tekrar bir zincirimizde sabitliyoruz ve ipimizi iç kısma gizliyoruz çiçeğimizi Arkasına evet şu şekilde uçta bir tane çiçeğimiz oldu. Şöyle çekiyorum ipimi ve alttan güzelce dolaşarak gizleyelim ve sonrasında keselim. Evet diğer tarafa geçelim. Diğer zincirimizin uç kısmından örmeye başlayalım. Öncesinde bir tane zincir çekerek tığıma düğümü atıyorum ve başlangıç zincirimin üzerine gelerek batıyorum. Uç kısmı 1, 2, iki. ikinci zincirin içerisine geliyorum. Başlangıç yerimi düzeltiyorum. 1, 2, 2 tane zincirimi çekiyorum ve zincirimin uç kısmını güzelce sıkıştırıyorum başlangıç yerimi. Ve başlıyorum trabzanlarımı örmeye. 3 tane trabzanım örüyorum. 1, 2 aynı zamanda iplerimi de gizlemek istiyorum ve 3 3. trabzanımı da örüyorum 3 trabzanım tamamlandıktan sonra 2 tane zincirimi çekip yuvanın içerisine batıyorum Evet tekrar 2 tane zincirimi çekiyorum 1 ve 2 3 trabzan daha örüyorum 1 ve 2 ve 3 üç. 3. trabzanımı da ördüm 2 tane zincirimi çekip yuvaya batıyorum 2 tane zincir çekerek tekrar çıkıyorum 3 tane trabzanımı yine aynı yuvanın içerisine örüyorum 1 2. 3 3 tane çiçeğim bu şekilde oluşturdum 2 zincirimi çekip dibine batıyorum bir tane zincir çekip şu şekilde diğer yana geçip ilmeğimi alıyorum tekrar bir zincirimle çiçeğimi sabitliyorum ve koparıyorum İplerimizi içeriye çektikten sonra tekrar görüşelim Evet şu şekilde zincirlerimizi fiyonk şeklinde düğümümüzü de attıktan sonra bluzumuzu tamamladık. İster yazlık bluz isterse süeter olarak kullanabileceğiniz çalışmamızı bakınız. Her ikisi de aynı şekilde her iki yönü de modelli. Şöyle görelim. Önünü V olarak çalıştık. Dilerseniz tıpkı arkasında olduğu gibi düz olarak da çalışabilirsiniz. Şöyle görelim. Evet bu şekilde bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Umarım faydamız dokunabilmiştir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşçakalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.